Vahşi doğada yaşayan muhabbet kuşları yüzlerce hatta binlerce kuştan oluşan sürülerde yaşarlar. Genellikle sürü içindeki kuşlar sosyal hiyerarşiyi kurmak için kavga ederler. Aynı içgüdü evde beslediğimiz kuşlarda da ortaya çıkabilir. Eğer birden fazla muhabbet kuşu besliyorsanız zaman zaman kavga ettiklerini görebilirsiniz. Kuşlar arasındaki kavganın şiddeti artarsa bazı önlemleri almanız gerekebilir. Tabii ki bunu yapmadan önce kuşlarınız arasındaki sorunun sebebini anlamalısınız. Muhabbet kuşları yiyeceklere karşı hayır diyemeyen birer tüylü gurmedir. Bir yiyecek buldukları zaman bunu sürünün diğer üyeleriyle paylaşmak istemezler. Bu yönüyle oldukça bencil olduklarını görebilirsiniz. Yemeğini yerken yanına başka bir muhabbet kuşu gelirse gaga atarak onu uzaklaştırmaya çalışır. Tabii ki işler her zaman yemeği ilk bulanın lehine değildir. Sürünün daha baskın ve güçlü üyeleriyle karşılaşırsa bu kez bölgeden kaçan kendisi olacaktır. Tıpkı şu an izlediğiniz kuşlarda olduğu gibi. İştahlı bir şekilde yemeğini yiyen kuşumuzun yanına cılız ve baskın olmayan bir muhabbet kuşu geldi. Yiyeceğine dokunduğu anda gagalayarak onu uzaklaştırdı. Yine başka bir muhabbet kuşumuz oldukça geniş bir kapta yemeğini yerken bir muhabbet kuşu yemeğine ortak oluyor. Bundan rahatsız olan kuş gagalayarak onu uzaklaştırıyor. Ve bu davranışlara kavga sesleri de eşlik ediyor. Evde beslediğiniz kuşlarda sık sık yiyecek kavgalarıyla karşılaşıyorsanız en güzel çözümü birbirinden uzak noktalara kuş sayısını orantılı mama kapları koymak. Muhabbet kuşları yavru yapma dönemlerinde oldukça sinirlidir. Erkek kuşlar dişileri etkilemek için kur dansları yapmaya başlar. Dişi kuşa odaklandığı sırada araya başka bir kuş girerse, erkek kuş gaga atarak onu bölgeden uzaklaştırmaya çalışır. Eğer araya giren kuş daha baskınsa, bu kez kendisi uzaklaşacaktır. Sürekli yaklaşmaya devam ederse, erkek kuşlar arasındaki kavganın şiddeti artabilir. Yine buna benzer davranışları dişi ve erkek kuşlar arasında da görebiliriz. Muhabbet kuşları eşlerini beğenerek seçerler. Eğer taraflardan biri eş olmak isteyen kuşu beğenmezse eş tutmazlar. Reddedilen kuş bunda ısrarcı olursa aralarında kavgalar yaşanabilir. Örneğin ekranda gördüğünüz dişi muhabbet kuşu erkek kuşu kur davranışlarıyla etkilemeye çalışıyor. Başka bir kuşla eş tutan erkek muhabbet kuşu bu durumdan oldukça rahatsız. Dişi ise bu konuda oldukça ısrarcı. Erkek kuş uzak durarak kabul etmediğini belli etmeye çalışıyor. Ancak dişi vazgeçmiyor ve erkek kuş gaga atarak dişiyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Dişi ise tahmin ettiğinden daha baskın, beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kuşlar arasında yaşanan kur ve eş olma kavgalarını çözmenin en etkili yöntemi ise eş tutan kuşları ayrı kafese almak. Eğer aynı kafeste eş tutmayan iki kuşunuz varsa ve kavga ediyorlarsa ikisini farklı kafeslere ayırmanız gerekebilir. Dişi kuşlarda yuva kavgaları erkeklere göre daha fazladır. Çünkü dişi kuşlar yuvalama alanı olarak gördükleri kafeslerini koruma eğilimindedirler. Yuvalık olmasa bile zihinlerinde bir bölgeyi yuva olarak tasarlayabilirler. Eğer o bölgeye başka bir kuş girecek olursa aralarında kavgalar yaşanabilir. Bunun da çözümü bir önceki sorunda da olduğu gibi eş kuşları farklı kafeslere ayırmak. Muhabbet kuşları oldukça kıskanç canlılardır. Kafeste bulunan tünek, salıncak, oyuncak, yemlik gibi eşyaları zamanla sahiplenirler. Başka bir kuş onlara dokunacak olursa aralarında kavgalar yaşanabilir. Bu durum yeni alınan kuşların aç kalmasına bile sebep olabilir. Kuşlar arasındaki eşya kavgalarını çözmenin tek yolu ise kafese fazla sayıda eşya yerleştirmek.
Muhabbet kuşlarına mutluluk veren şeyler sadece yiyecekler ve oyuncaklarla sınırlı değil. Su dolu kapta süzülerek banyo yapmak da onların keyif aldığı aktivitelerden bir tanesi. Ve havuzlarını diğer kuşlarla paylaşmaktan hiç hoşlanmazlar. Ekranda izlediğiniz görüntülerde de bu durumu net olarak görebilirsiniz. Baskın olan dişilerden biri banyo yapmadan önce havuza yaklaşan bütün kuşları uzaklaştırmaya çalışıyor. Sırayla hepsini kovalıyor ve mücadeleyi kazandı. Artık rahatsız edilmeden banyosunu yapabilir. Yine başka bir havuzda da birkaç muhabbet kuşu çırpınarak yıkanmaya çalışıyor. Baskın kuşlardan biri bu durumdan oldukça rahatsız. Hızlıca gelerek diğer kuşları havuzdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Kuşlarınız arasında banyo kavgalarına şahit olursanız, onlar için yıkanabilecekleri farklı banyo kapları hazırlayabilirsiniz. Çözüm uygulamadan önce kavga sebebini tespit etmeniz, doğru karar almanız açısından oldukça önemli. Örneğin salıncak paylaşamayan kuşlarınız arasındaki kavgayı ikinci bir salıncak takarak basit bir şekilde çözebilirsiniz. Muhabbet kuşlarından biri çok agresif davranıyorsa, muhabbet kuşlarınızı ayrı tutmanız gerekebilir. Sakinleşene kadar onları iki farklı kafese koymayı deneyebilirsiniz. Birbirlerine dokunmadan yeniden tanışabilmeleri için kafeslerini birbirlerine yakın tutun. Bu durum onların kaynaşmasına yardımcı olabilir ve gelecekte barışmalarını sağlayabilir. Kendinizi sürekli olarak muhabbet kuşu kavgalarını bölmek zorunda bulursanız kalıcı bir ayrılık düşünmenin zamanı gelmiştir. Kavga eden veya yakalanan muhabbet kuşları kaçış modunda olmanın verdiği stres nedeniyle sağlık sorunlarına maruz kalabilir. Kalıcı ayırmak mantıklı bir çözüm olsa da bir muhabbet kuşu sahibinin yapması kolay bir çözüm değildir. Sadece muhabbet kuşlarınızın mutluluğunun önce geldiğini ve uzun vadede kuşlarınız için daha iyi olacağını unutmayın. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.